Bence maske taksınlar her şeyden öncesi ve aşılansınlar. Bizim orada Almanya'da mesela her şey daha ciddi. Kanun var, kural var. Herkes uymak zorunda. Misafir ağırladık bol bol. Almancılarımız işte, turistlerimiz, şunlar bunlar. Vallahi eğitim tamamen katliam şekline dönüşmüş vaziyette. Şu an bir eğitim terörü söz konusu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamaya göre Türkiye'de en fazla vaka artışı Kayseri'de görüldü. Biz de Laf Sokak'ta ekibi olarak Kayseri halkına bu konuyla alakalı düşüncelerini sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Ya Kayseri'nin kültürüyle alakalı sanırım. Ölülerde, cenazelerde, düğünlerde çok fazla iç içe dış dışa. Ben bu yüzden olduğunu düşünüyorum. Peki mesafeye dikkat edilmiyor. Yani yakınlarımızdan kaybettiğimiz insanlar var. Ben yeğenimi kaybettim bu yüzden. Ha ben dikkat ediyorum ama sadece bir kişiyle olmaz. Hepimizin dikkat etmesi lazım. Sevdiklerimiz için. Bazıları kendine çok güveniyor. Bana bulaşmaz diyor. Ondan dolayı maske takmıyor. Takmadığı için de vaka sayısı artıyor. Benim düşüncelerim bir de aşı olmadıkları için birçoğu ondan dolayı vaka sayısı artmıştır Kayseri'de. Millet maskesini takacak. Ondan sonra aşısı ne olacak? Kesinlikle kurallara uyması lazım. Devletin belirlediği kurallara mutlaka uyması şart. Uymadığı sürece yok bana bir şey olmaz. Bana kesinlikle virüs bulaşmaz derse yanlış düşünce. Çok üzgünüm. Bilmiyorum milletimizin bilinçlenmesi için ne yapmamız gerekiyor. Ben de bir eğitimciyim, şimdi okuldan çıktım geldim. Hazır okullar açılmış diye seviniyoruz, kapanmasını istemiyoruz. Herkes yani birazdan bilinçlenmeli. Aşı konusunda daha da mı böyle bilinçli hale gelmeliyiz? İnanın artık ben de bilmiyorum ama bunun sonu yok yani. Peki vaka artışının önüne geçebilmek için neler yapmalıyız? Ne tür önlemler almalıyız? Büyüklerimizin de dediği gibi maske, mesafe, temizlik diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Aşılarımız olmamız gerekiyor zaten, bunu biliyoruz. Vallahi eğitim tamamen katliam şekline dönüşmüş vaziyette. Şu an bir eğitim terörü söz konusu. Çünkü artık okulların kapanması hani kabul edilebilecek bir şey değil. Ama önce sağlık diyen bir eğitimciyim her zaman. Sağlık olmadan eğitim zaten olmaz. Bunun eğer farkına varırsak zaten millet olarak hani eğitimin en güzel şekilde devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Zaten bizim toplumumuz pek kurallara uymuyor. Gördüğünüz gibi de zaten herkes maskesiz. Hep birbirinin içinde geziniyor. Yani bence uysalar daha iyi olur. Yani kurallara uymadıkları için hep kendileri cezasını çekiyor sonuçta. Peki vaka artışının önüne nasıl geçebiliriz? Vaka artışının önüne nasıl geçebiliriz? Özellikle toplum bilinçlenmesi gerekiyor. Çok temas halindeler, çok iç içe oturuyorlar, çok iç içe gidip geliyorlar. Artı işte toplu taşıma araçlarındaki yoğunluk aşırı fazla. Bu nedenle vaka artışına geçemeyiz. Biz önüne geçemeyiz. Konuyla alakalı biraz dikkatsizlik tabii ki. Tedbirsizlik. İnsanlar birdenbire gevşediler. Misafirperverliğimiz çok yüksek olduğu için misafir ağırladık bol bol. Almancılarımız işte, turistlerimiz, şunlar bunlar. O şekilde yani öyle yayıldı. Akdeniz'den İç Anadolu'ya, İç Anadolu'dan doğudan batıya derken her taraf. Peki gurbetçi vatandaşlar vaka sayılarına ne tür bir etki yapmış olabilirler? Çok fazla etki yapmış olabilir. Çünkü uçaktan indi, vapura bindi, vapurdan indi, kendi arabasına bindi. Kendi arabasından şehirler arası otobüslere derken sahillerden karalara her yere yayıldı. Maalesef söyleyecek bir laf bulamıyorum. Kimse maalesef ciddiyete halen almıyor. Buna da yazık diyorum yani. İnsanlar kendi hayatını bırak, başkalarını, kendi ailesini, çoluk çocuğunu da hiç düşünmüyor. Söyleyecek de bir şey gerçekten bulamıyorum. Ben de yabancıyım. Yeni geldim buraya. Dışarıdan geliyorum. Bizim orada Almanya'da mesela her şey daha ciddi. Kanun var, kural var. Herkes uymak zorunda. Bu kadar yani söyleyeceğim. Peki vaka artışının önüne nasıl geçilebilir? Herkes tabii ki hijyene dikkat edecek. Ondan sonra sağa sola gittiğinde her şey ne bileyim
daha dikkatli, daha sorumluluk yani almalılar lazım herkesin. Biraz daha ciddiyete alsalar her şey daha güzel olacak. En kısa zamanda herkes kurtulur. Bu konuyla alakalı gerçekten temizliğe, mesafeye ve hijyene yani önem verilmediğini düşünüyorum ben Kayseri'de gerçekten. Ben Ankara'da yaşıyorum ama Kayseri baya önde. Yani büyük şehirleri bile geçtiğini düşünüyorum açıkçası. Yani buradan herkese gerçekten temizliğe önem vermelerini, hani kişisel bakımlarına yani bence maske taksınlar her şeyden öncesi ve aşılansınlar. Peki vaka artışının önüne nasıl geçebiliriz? Herkesin aşılanarak bence önüne daha çabuk geçeriz diye düşünüyorum.